Herkese selamlar dostlar. Direkt ekranda gurur tablosuyla başlamak istiyorum. Dün verdiğim maçlardan 5 tanesi şu şekilde direkt ekranda gördüğünüz üzere 5 tanesi arkadaşlar hepsi yüksek oran. Yüksek oran grubunda verilmiş bir maç zaten bu 5 mücadelede toplam oranı 65. Oranları sizler de toplayabilirsiniz. Bu maçlardan bazılarını sizlere de verdim. Lazio'nun maç sonu 0'ı Dortmund'un 3.5 üstü, Fenerbahçe'nin 1-2.5 üstünü sizlere de verdim. Diğerleri katıl özel vermiştim bu mücadeleleri. Bu ekrandaki gördüğünüz tablo, samimi söylüyorum gurur tablosu. Dün darpaneden daha çok para basmadıysak ben de daha başka bir şey söylemiyorum size. 65 katından süper bir tablo çıkardım burada. Değerlendiren herkesin tebrikler, emeğine sağlık diyelim herkesin. Öncelikle kendimin, sonra editör arkadaşlarımızın. Muazzam bir tablo 65 katı. Geçiyorum. Ekrana kombineler gelsin. 3 tane kombine çıkardım. İdeal kombine, alternatif kombine, yüksek oran kombinesi. Futbol idealim sizlere de verdim. Karşılıklı gol var kombiniydi. Rangers'ın KG varı, Leipzig'in KG varı geldi mi gayet güzel geldi. Alternatif futbolda Fenerbahçe'nin KG'si. Leicester'a KG verecektim fakat ev 0.5 üste kaydım. Yüksek oranda ise Braga mücadelesine bahsettiğim gibi 2-3 gol. Lazio mücadelesine direkt sizlere de önerdiğim gibi maç sonu 0 3 kombine 3 3 won herkes kazandı tebrikler. Gelen mesajlardan dolayı da teşekkür ediyorum. Yüksek misli de ne yaptık hemen o ekrana gelsin. Yüksek misli de arkadaşlar yine benim en güvendiğim maçlardan bir tanesini tekli olarak yüksek oynuyoruz. 2000 basıyoruz 2800 3000 bandına para alıyoruz. Biz de böyle yüksek misli de 11 maçta 10 won darpane. Rangers mücadelesi zaten ilk yarıdan KG geldi. Yüksek mislisi başarılı oldu. Yüksek misli takipçilerimize tebrikler buradan. Güle güle harcasınlar, kazananlar fazla. Hepsiyle zaten WhatsApp'tan da iletişimdeyim. Yüksek misinden kazanan arkadaşlarımızı tekrardan tebrik ederim. Canlıda neler yaptık hemen ondan bahsetmek gerekirse. Canlı da çok iyiydik. Zaten maçlar bildiğiniz üzere golü de geçti. Ben şöyle Efes maçıyla başladım. İlk periyot 70.5 üstten hop yakaladık zaten. Leipzig maçında ilk yarı gol yakaladık. Porteo bunu ben vermedim. Hakan arkadaşımız verdi. Tenis o geldi. İlk gol Leipzig'ten o geldi. Yani Atalanta'nın ilk yarı golü o geldi. Canlı da muazzam bir şekilde ilerledik. Leipzig penaltı o çek şekilde falan yazıyorum. Yani güzel eğlenceli bir şekilde kazandık. Kazanırken de eğlendik. Benim için önemli olanlardan bir tanesi bu. Çok güzel ilerledik. Canlı'da da ciddi anlamda muazzam işler yaptık. Herkesin eline emeğine sağlık. Kazananlar herkesi tekrardan tebrikler arkadaşlar. Hemen seviyelerden bahsedip maçlara geçmek istiyorum. Cumartesi maçları bir aile fazla. Telegram grubu 30 TL'lik Telegram grubumuzdur. Ana Telegram grubu canlı maçlar ve kombineler var bu Telegram grubunda. Yüksek oran grubunda ise az önce gösterdiğim 65 oran bakın. Tekli olarak yazıyorum zaten. Tekli olarak değerlendirsem bile muazzam bir kazançtasın. En azından 5-6 x yapabiliyorsun yani 5-6 katını yapabiliyorsun. Telegram yüksek oranında öyle bir özelliği var. Yüksek misli de zaten ağırlıklı olarak yüksek oynayanlar. 2000, 3000, 5000 basanlar geliyor. Tek maç yüksek basıp yüksek kazanmaya çalışıyoruz. 11 maçta da 10 tanesini de zaten başarılı bir şekilde yakaladık. Muazzam bir şekilde ilerliyoruz. Hatta 12'de 11. Chelsea maçına iki tane tercih vermiştim. Yazalım onu da. Bu şekilde ilerliyoruz diyerekten geçeyim maçlarımıza. Şimdi baylar Sizlere bir maç skoru sormak istiyorum. Yine Telegram'a yoğun bir istek olduğundan dolayı maçlara sürekli yorum geldiğinden dolayı ve katılımınızdan dolayı da teşekkür ediyorum. Sivas Spor Beşiktaş mücadelesi. Sivas maçı çok zor bir deplasmandır. Türkiye'nin Anadolu kulüplerine baktığımız zaman da en zor deplasmanı Sivas'tır bence. Kendi görüşümdür bu. Maç skoru ne olur? Yorumlara yazmanızı istiyorum. Yazacak herkesi şimdiden Teşekkürler diyelim. Katılımlarınızdan dolayı yine 2 kişi alacağız bu arada. Onu da belirteyim. Pazartesi videosunu açıklarım. Katılan 2 kişiyi, kazananlar, skor bilenler 2 kişi katı telegramlarımızı alacağız. Bir de bir duyurum daha var. Cumartesi kombinesi şu an Instagram'da arkadaşlar gece paylaşacağım. Cuma gecesinden ben paylaşacağım. Kangal.tips adresini takip ederekten de buradan istek atabilirsiniz. Cumartesi kombinesini YouTube'da değil Instagram'da vereceğim. Onu da belirteyim diyerekten de geçeyim arkadaşlar bu mücadeleyi de. Cumartesi kombinesi Instagram'da. Instagram'dan takip edin. Orayı da canlandırmak istiyorum. Maçlara geçmeden önce sizlerden aynı şekilde Artı 300'ün üzerinde like bekliyorum. Gerçekten muazzam bir performans ilerledik. Yani artı 500'ün üzerinde gelmesi lazım bu videoya. Gerçekten güzel işler çıkardık. Fakat ben aç gözlük yapmıyorum. Artı 300'ün üzerinde like bekliyorum. Like atan elleriniz dert görmesin diyerekten de Manisa Eyüp Spor maçıyla başlayalım. Maçları da biraz hızlı geçeceğim. Ben dersime iyi çalıştım. Umarım güzel sonuçlar elde ederiz diyerekten de başlayalım. Eyüp Spor'a arkadaşlar yeni bir teknik adam geldi. Hepinizin yakından tanıdığı bir teknik adam bu. Hamza Hamzoğlu Eyüp Spor'a geldi. Şu bilgiyi de vereyim. Hamza Hamzoğlu ilk teknik direktörlük kariyerine Eyüp Spor'da başladı. Zafer Hoca ile birlikte Eyüp Spor 8 maçları kaybetmiyor fakat çok berabere kaldı. 5 tane mi beraberliği var. Son maçlarda da berabere kaldı. Özellikle son maçında Menemen oynadı. Menemen ile berabere kaldı. Ben onu canlıdan girmiştim. İkinci gol Eyüp olarak girmiştim ben. Hatırlayanlar vardı Telegram grubunda. O maçta Eyüp Spor 38 tane şut çekti. Bakın 38 tane şut çekti. Menemen'in bir şutu var. Kaleye isabetli. O da gol. Böyle bir mücadeleydi anlayacağınız kadarıyla. Manisa da Ümraniye ile oynadı. O maçı da izledim. Manisa az geldi. Fakat geldiği zaman da etkili geldi. Hatta erken dakikalarda kırmızı kart görmesine rağmen maçı sonradan atla golle 2-1 kazandı. Biraz şaibeli bir maç olduğunu düşünüyorum açıkçası bana düşmez fakat maçı izledim gördüm. Ümraniye pek oynayamadı. Ben bu mücadelede şöyle bir direkt idareden sizlere bir KG var önereceğim. KG varın gelmesini bekliyorum. Fakat Eyüp da burada yeni hocasıyla ilk maçta kazanarak bir sürpriz yapmasını da bekliyorum. idealden bir 50 bir 49 gibi orandan KG var alabilirsiniz. Maston 2'nin oranı 2.38. Böyle yüksek oranlı tercihler herhalde de sizlere kazandırmaya çalışacağım. Maston 2'yi ben değerlendirme altına alacağım. Kaltruhe ile Schalke mücadelesi. Ev sahibi kendi evinde oki oynadığı maçlara biraz baktım ben. Şöyle birkaç tane maçın özetini de izlemeye çalıştım. beyin Connect'ten şöyle bir inceledim. Ee, şöyle beyler. kendi evinde full harca hücum yapan bir katruhe var burada. Evinde ciddi anlamda çok fazla hücum yapıyor ve kendi evindeki oynadığı maçlarda zaten gol yiyor. 2 tane 3 tane yiyor fakat 4-5 tane de atmaya çalışıyor ki kendi evinde en çok gol atan takımlardan bir tanesi burada ev sahibi. Onu geçtim. Schalke bu mücadeleyi alırsa zirve yarışında önemli bir şeyler var. Mesela Werder Bremen ile Hamburg mücadele ediyor. Schalke 40 puanda aldığı takdirde bu hafta belki liderle oturma şansı bile var. Kendi önünde 4 tane takım var bakın. Bu maçı alırsa liderle oturma şansı var. O yüzden ben gollü bir maç bekliyorum. Burada KG varın oranı 1.43. Direkt KG var aldım. Günün erken siyas maçlarından bir tanesi değerlendirecekler ama o şanslar. Başakşehir Karagümrük mücadelesi. Başakşehir eksik olmasına rağmen yani yeni transferlerinden yoksun olmasına rağmen Konya'yı yendi. Bence çok iyi bir maçtı. Konya çok fazla iyi oynayamadı bence. Başakşehir gerçekten iyi değerlendirdi. Bu maçta Pizzi, Trozeget, Okaka'da bu maçta olacak. Geçen Konya maçında erteleme maçında yoktu. Başakşehir burada Net bir şekilde galip gelmeye daha yakın. Ben de o yönde değerlendirdim. Direkt maç sonu 1'i aldım. Ee, Karagümrük son maçta galip geldi. Malatya'yı mı yenmişti bir hatırlayamadım. Ha, pardon Sivas'ı kendi evinde yendi Karagümrük takımı. O maçta dengeli maçtı. Karagümrük çok iyi oynamadı. Sivas da çok iyi oynamadı. Dengeli bir mücadeleydi. Ben burada Başakşehir'in yoluna devam etmesini ve direkt kazanmasını bekliyorum. Maç sonu 1'i direkt 1 4'ten öderiyorum. Risklidir taraf tercihleri ama fakat öneriyorum. Hatta şöyle de bir yüksek oran yazdım ben buraya. Handikaplı galibiyeti benim skor beklentim 2-0-3-0 bandında olduğu için handikaplı galibiyeti 2-43 gibi orandan açmışlar. Bunu da yüksek orandan sizlere öneriyorum. Değerlendirecekler bol şanslar. Gladbach-Vosburg mücadelesi. Bu maçı biraz hızlı geçeyim. Her iki takımda son haftalarda üretkenlikte sıkıntı yaşıyor. Wolfsburg son maçta 1-0 öne geçti. Sonradan kaybetti o fanayma 2-1 gibi skorla. Geçiyor fakat şey oluyor. Ben şöyle bu benim kendi görüşümdür. Her iki takımında ben burada ilk yarıda özellikle Wolfsburg'un deplasmanda olmasından dolayı ve son haftaki deplasman performanslarından dolayı ben burada biraz daha kontrollü, biraz daha temkinli bir mücadele olmasını beklediğimden dolayı ve Gladbach'ın kendi evinde olmasına rağmen çok fazla üretkenliği yakalayamadığından dolayı ben burada ilk yarıdan iki gol geleceğini düşünmüyorum. 1.37 oran açmışlar. Bakın ilk yarı 1.5 aldık. Gayet ideal şekilde değerlendirilebilir. Yazdık mı bunu? Bunu yazdıktan sonra mücadelenin de sıfır bitmesini bekliyorum. Onu da yazdım ben buraya. 3-10 gibi oranı var. Değerlendirecekler. Yüksek orandan sistem kuponlarına bir maç sonu sıfırı da atabilir. Mücadelede ben ilklerde yerde 2 gol beklemiyorum. Mücadelenin de beraberlikle sonlanmasını bekliyorum. Bol şanslar. Sivas Spor Beşiktaş mücadelesi. Bu maçta da şöyle bir yorumum var. İdeal tercihim yok. Bakın. ideal tercihim yok. Bunu söyleyeyim. Tek tercih 2.80 oran. Maç sonu 0. 2.80. Ben bu mücadeleyi ne ideal tercih yapacağım ne ne başka böyle düşük orana gideceğim. Eğer bu mücadeleyi oynayacaksanız kombinlerinizde alternatif kombinlerine yani az misli oynayacağınız tekli maçlara veya tekli bir şekilde bir kupon zaten 2.80 oran. Ben burada mücadelenin direkt maç sonu 0 bitmesini bekliyorum. Önerim bu yönde. Değerlendireceklere şanslar. Strasbourg'la Nice mücadelesi. Bu maç güzel. Fransa'da en çok gol atan ikinci takım ev sahibi Strasbourg takımı Paris'ten sonra. Ve en az gol yenen takımı da Nice takımı. Ne kadar böyle şey maç. Benim tabirimle gingel bir maç. Ben hep söylerim bu. Kendi sosyal hayatımda da hep kullanırım. Öyle bir maç. Kanser edebilecek bir mücadele. Nice kendine yavaştan geldi. Dolberg isteneni zaten sezon başında veriyordu. Sonra bir durgunluk dönemine girdi. Şimdi tekrardan iyi. Gururi de aynı şekilde iyi bir şekilde etkinlik vermeye çalıştı Nis takımında. Ev sahibi favori. Güzel bir maç. Ben burada Nis'in oyunu tutmasını bekliyorum. Şimdi topa hakim olacak takım burada. Strasburg olabilir veya dengeli %55'i %45 olabilir. Ev sahibi biraz daha kendi evinden olmasından dolayı. Taraftarın haydi 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 demesinden dolayı. Burada ev sahibi biraz daha etkin olabilir. Fakat ben mücadeleyi tek tercih ve yüksek oranlı bir tercih ile sizlere önereceğim. Ben bu mücadeleye beyler bayanlar 2-3 gol bandında kalmasını bekliyorum. 1.79 gibi de bir oranı var. Ben burada ya 1-1 skor kazanırsa birisi de 2-1 kazanmasını beklediğimden dolayı 1.79 gibi orandan yüksek orana gideceğim. Değerlendireceklere bol şanslar. Empoli Juventus takımı Empoli 8-9 maçtır kazanamıyor belki. Fakat helal olsun adamlara oyunundan taviz vermeyen bir Empoli takımı var cidden kendi oyununu oynayan bir Empoli takımı var. Ben burada 1.48'den Juventus galibiyetine gider miyim? Gitmem. Kendi adıma söyleyeyim. Beni de tanıyanlar varsa zaten biraz bunca zamandır burada şey yapıyoruz. Mesai biz var diyeyim. Ben burada Juventus galibiyetine gitmem. Bakın Empoli'nin bir golüne 1.40 gibi bir oran açmışlar zaten. Şimdi Empoli takımı ters bir takım. Özellikle Juventus'a göre çok ters bir takım. O stillerine baktığımız zaman da kanatları olsun, Attıkları o paslar olsun. Juventus'ta da bu kadar eksik varken ciddi anlamda Empoli takımı burada Juventus belki harcayabilir. Bakın Empoli belki burada Juventus'u harcayabilir bile. Yani 2-1 bir Empoli galibiyeti bile çıkabilir burada. Ben fakat bu maçta ideal gittim. Her maçta da yüksek oran gidilmez diyerekten burada ev sahibinin atacağı bir gol aldım. Şöyle geçmeyelim. 1.40 oranı var bakın. Empoli 0.5 üst. KG'ye de gitmedim. Bakın KG'ye de gitmedim. KG'nin oranı 1.60. Gidebilir misiniz? Zaten Juventus atar mı zaten atması gerekiyor. Beklenen o. Ama Juventus'ta Dybala yok. Rugani yok. Aleksandro yok. Chiellini yok. Mekkeni yok. Bernardeci yok. Yani Vilaovic var. <laughs> Morata var. Cuadrado var. Bunlar var. Fakat ben burada Empoli'nin atacağı bir golü aldım. de Önerim o yönde. Manitimo ile Sporting Lisbon mücadelesi. Ben Lisboncuyum. Portucu değilim. Ben tamamen Lisbon taraftarıyım. Port şeyde Portekiz liginde ben Lisbon'un burada kazanmasını bekliyorum. Skor olarak 1-2 skor çıkabilir fakat idealden gittim. Zaten zirve yarışında puan farkı az şu an. Porto'da iki kulvarda yarışıyor. Belki puan kaybedebilir diyerekten. Lisbon'un zaten bir şanssız kalmadı. Liga asılacaktır. Arasındaki puan farkı 6. 4.5 altında 2. 1.44 gibi orandan sizlere önerebileceğim bir ideal tercihtir. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Direkt tercihimi verip geçiyorum bu mücadelede. Lisbon zaten kadro kalitesiyle bu maçta kaybetmek istemeyecektir. Hata yapmak istemeyecektir. 4.5 altında 2-1-2 skor yazdım. Ben Palas maçını atladım mı ya? Bu maçı atladım sanırım. Bu maçı sanırım atladım. Tekrar anlatayım. Anlattıysam da hatırlamıyorum. Makine gibi işledim bu videoda. Hemen anlatayım beyler bayanlar. Burnley'in son mücadelesini izledim. Tottenham'la oynadı. Gayet güzel bir mücadeleydi. Ben bu maçı hatta ben kombineme koymayı düşünüyordum. Nasıl atladım gerçekten? Her neyse. Burnley'in son maçını izledim. Bakın Burnley takımı fizikli bir takım. Hücum olsun. Orta sahası olsun. Defansı olsun. Kalecisi olsun. Kalecisi de olsun bakın. Burnley takımı fizikli bir takım. Tottenham maçında o kadar attı. Zaten golü de kafa vuruşundan attılar. O kadar çok orta açtılar. Kafa vuruşu denemesi yaptılar. Dönen topu denediler ki Burnley takımı öyle galip geldi. Kalesine pozisyon verdi mi? Verdi. Fakat ben Burnley'in son iki haftadır bir yükseliş içinde gördüm ve duran toplar bu takımın en büyük silahı. Burnley takımının. O yüzden ben Burnley'in duran toplardan bir değerlendirme yapabileceğini ve bu maçta atacağı bir gole 1.47 gibi oran açmışlar. İnanılmaz güzel. İngiltere Premier Ligi ya yani böyle PTT'ye falan bir gol alıp beklenilmez fakat Premier Lig'de beklenir. Burnley mutlaka yazın kenara 2 tane, 3 tane net gol pozisyonuna girecektir. Duran toptan da kafa duran toptan kafa golü atmasını bekliyorum Burnley'in atacağı bir gol. 1.47 değerlendirecekleri bol şanslar. Başka atladığımız maç yok sanırım. Sassuolo Fiorentina maçıyla devam edelim. Bu mücadele herkesin beklentisi doğrultusunda ben şöyle söyleyeyim. Herkes bu mücadeleleri ne bekliyor? Yoruma yazın. KG var, KG var, üst KG var, KG var, KG var. Herkes bu maça KG var oynayacak. Doğru mu? Al. KG var bir 40 oran. Yapıştır. Bir 40 oran aldın mı? Aldın geç. Kendimi bir an şeye benzettim. Bu çiğ köfteci vardı ya. Al bakalım çocuk adam. Ver bakalım çocuk adam. Ona benzettim biraz. KG var alınabilir mi? Alınabilir. Fakat ben sizlere şöyle bir öneri yapacağım. Oranı da 1.85. Bakın. Oran 1.85. Bu oran kaçmaz. Yakala. <laughs> <laughs> bu oran arkadaşlar harbiden kaçmaz. Ev sahibi 1.5, 1.85. Sassuolo'nun galibiyetini şimdi şöyle söyleyeyim ben sizlere. Ya Berardi bu maçta var zaten. Okey. Onda tamam mıyız? Tamamız. Berardi, Rastvador, Iskamakka gibi isimler zaten bu mücadelede oynayacak. Ben Sassuolo'nun kendi evindeki oyunu, Fiorentina'nın deplasmandaki oyunu biliyorum. Fiorentina yükselişte olsa bile deplasmanda bu takım biraz sıkıntılı bir takım deplasmanda. Sassuolo'yu kendi evinde biraz daha çok güveniyorum. Yüksek orandan ev 1.5 üstünü de 1.85 gibi orandan sizlere önereceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. 10 tane mücadele anlattım. Saymamda bir sıkıntı yoksa. 10 tane mücadele anlattım arkadaşlar. Videoya like'larınızı bekliyorum. Kombine ekrana gelmesin. Neden gelmesin? Instagram adresi ekrana gelsin. Arkadaşlar cumartesi kombinim Instagram'da gece cuma gecesinden ben yayınlayacağım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Instagram'dan takip edin. Ben orada paylaşımlar yapıyorum, şey yapıyorum. Instagram'dan da takip etmek takip etmek isteyen varsa cumartesi kombinesini Instagram'da yayınlayacağım. Hatta belki Pazarı da orada yayınlayacağım gönderi olarak. Rica ediyorum Instagram'dan takip ederseniz sevinirim. Bu videoya like atıp kanala abone değilseniz de, abone olursanız da sevinirim. Görüşmek üzere. seviliyorsunuz Bay bay.